1. soru. İle edatı aşağıdakilerin hangisinde cümleye yay ayraç içinde verilen anlamı katmamıştır? A şıkı, Misafirler için ikramlık yiyecekleri kardeşim ile hazırladık. Birliktelik. Evet, kardeşim ile kardeşimle beraber anlamındadır. Birliktelik anlamı katmıştır. Bu doğrudur. B şıkı, Yağmurun yağması ile her taraf yemyeşil oldu. İle yağmurun yağması ile yani yağmurun yağması nedeniyle her taraf yemyeşil oldu. Burada kattığı anlam neden? Bu da doğrudur. C şıkkı. Teleferikle buz tepeye çıkmadıysanız orduyu gezdim demeyin. Teleferikle L eki yani teleferik kullanarak. Buradaki L araç anlamı katmış. Teleferikle buz tepeye çıkmadıysanız bu da doğrudur. D şıkkı. Ara tatilde uçakla babaannesinin yanına gitti. Bakın burada la eki var uçakla. Gene araç anlamındadır. Buraya zaman demiş arkadaşlar. Yanlış yazılmış. Doğru cevap D şıkkıdır. İkinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gibi edatı cümleye o anda tam o sırada anlamı katmıştır? A şıkkı, Onun roman, öykü, deneme gibi birçok türde eseri vardır. Bu cümledeki gibi roman, öykü, deneme benzeri birçok türde eseri var anlamındadır. B şıkkı. İnsan gibi yaşamak elbette herkesin hakkıdır. Buradaki gibi olarak yani insan olarak yaşamak elbette herkesin hakkıdır. C şıkkı küçük çocuğu kucağına aldığı gibi eve götürdü. Evet, aldığı gibi derken o anda tam o sırada anlamı vardır. Bakın küçük çocuğu kucağına aldığı anda tam o sırada eve götürdü. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkı olacak. D şıkkı buz gibi soğuk havada dondurma yenir mi? Buradaki gibi çok soğuk anlamı katmış. Buz gibi soğuk havada dondurma yenir mi? Doğru cevap C şıkkıdır. Üçüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bağlaç değildir? A şıkkı. Gün içinde az su içiyorsun. Halbuki su sağlık için çok önemlidir. Bağlaç kelimeleri, kelime gruplarını veya cümleleri biçim veya anlam yönüyle birbirine bağlayan kelimelere denir. Şimdi A şıkkına bakalım. Gün içinde az su içiyorsun. Halbuki su sağlık için çok önemlidir. Buradaki halbuki bir bağlaçtır. B şıkkı. Mutluluğu elde etmenin zor olduğu düşünülür. Oysaki insan küçük şeylerle de mutlu olabilir. Buradaki oysaki bağlaştır. İki cümleyi birbirine bağlıyor. C şıkkı uzun süredir yürüyüş yapamadım. Çünkü yazdığım romanı bir an önce bitirmem gerekiyor. Buradaki çünkü de yine aynı şekilde bağlaştır. D şıkkı herkes sabahtan akşama kadar çalışıyordu ama hiç kimse halinden şikayetçi değildi. Şimdi buradaki bağlaç bu cümledeki bağlaç amadır. Kadar değildir. Dolayısıyla doğru cevap D şıkkıdır. kelimesi burada edattır. Bağlaç değildir. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem cümleye rahatlama anlamı katmıştır? A şıkkı o. Oh. Hava akşama doğru biraz serinledi. Buradaki ünlem cümleye rahatlama anlamı katmıştır. Doğru cevap A şıkkı olacak. B şıkkı hah. Tam istediğim gibi bir ev burası. Bu şaşırma anlamıdır. Ünlem cümleye şaşırma anlamı katmış. C şıkkı eyvah. Anahtarı içeride unuttum. Buradaki ünlem eyvah cümleye pişmanlık anlamı katmıştır. D şıkkı aman ha söylediklerimi unutmayasın. Buradaki ünlem ise tembih anlamındadır. Rahatlama anlamında değildir. Doğru cevap A şıkkıdır. Beşinci soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğru sözcüğü edat görevinde kullanılmıştır? A şıkkı odadaki çiçekleri yaza doğru balkona çıkardım. B şıkkı Doğruyu söyleyen insan her zaman kazanır. C şıkkı. Doğru zamanda doğru işler yapmayı başardık. D şıkkı. Hepimiz eğri oturup doğru konuşmalıyız. Edat, farklı tür ve görevdeki kelimeler ve kavramlar arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan yardımcı kelimeye denir. A şıkkındaki doğru, edat görevinde kullanılmıştır. Doğru cevap A şıkkıdır. B şıkkındaki doğruyu kelimesi arkadaşlar belirtili nesnedir, edat değildir. C şıkkındaki doğru zamanda bakın bu zarf tümlecidir. D şıkkındaki hepimiz eğri oturup doğru konuşmalıyız diyor ya bu da zarf tümlecidir. Edat görevinde A şıkkında kullanılmış. Doğru cevap A şıkkıdır. Altıncı soru aşağıdaki cümlelerden hangisinde boş bırakılan yere fakat bağlacı getirilemez? Ama, fakat, lakin, yalnız, ancak, ne var ki, ne yazık ki gibi bağlaçlar aralarında zıtlık bulunan iki ayrı ifadeyi, cümleyi birbirine bağlar. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkı: Çok kalın giyindim, hala ısınamadım. Bu iki ifadede zıtlık var. Çok kalın giyinmiş, hala ısınamamış. Buraya fakat gelebilir. B şıkkı: Sporcumuz çok iyi yarıştı, kazanamadı. Bakın burada da bir zıtlık var. Çok iyi yarışmış fakat kazanamamış. Buraya da fakat gelebilir. C şıkı Geldiğimi haber veremedim. Telefonun şarjı bitti. Burada bir zıtlık yok görüyorsunuz. Geldiğimi haber veremedim. Çünkü telefonun şarjı bitti. Fakat buraya getirilmemelidir. D şıkkı saatlerce yürüdük. Bir çeşmeye rastlamadık. Bakın burada da bir zıtlık var. Dolayısıyla buraya da fakat ifadesi gelebilir. Doğru cevap C şıkkıdır. Yedinci soru. Edat cümleye benzetme anlamı katmıştır. Bağlaç eş görevli sözcükleri birbirine bağlamıştır. Ünlem seslenme bildirmektedir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu durumlardan herhangi birinin örneği yoktur? A şıkkı: Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Evet, burada gibi arkadaşlar cümleye benzetme anlamı katmıştır. B şıkkı: Bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Evet, burada yukarıdaki durumlardan herhangi birinin örneği yoktur. C şıkkı: Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal Evet, ey bakın ünlemdir arkadaşlar. Seslenme bildirmektedir. Bu da var. D şıkkı ateşten ve köpükten sıyırdım ellerimi. Bakın buradaki V bağlacı eş görevli sözcükleri birbirine bağlamıştır. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkıdır. 8. soru. Tek başına anlamı olmayan fakat cümlede birlikte kullanıldığı kelimelere farklı anlam ilgileri kazandıran kelimelere edat denir. Buna göre aşağıdaki 6 çizili kelimelerden hangisi edat değildir? A şıkkı toplantıya saat 3 gibi başlarız. Buradaki gibi bir edattır. B şıkkı yan taraftaki boş alana 40 kadar fidan diktik. Evet buradaki kadar da tek başına bir anlam ifade etmiyor. Edattır. C şıkkı babaannemler karşı apartmanda oturuyor. Evet karşı tek başına anlam ifade ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu edat değildir. Doğru cevap C şıkkı olacak. D şıkkı Gün boyu çalıştığı için kanepede uyuya kalmış. Evet. İçin tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bakın bu da bir edattır. Doğru cevap C şıkkıdır. Dokuzuncu soru. Ama bağlacı cümleye koşul anlamı katabilir. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır? A şıkkı çalışıyordu ama hala istenen düzeyde değildi. Burada koşul anlamı yok. B şıkkı Sinemaya gidebilirsin ama önce ödevlerini bitirmelisin. Evet. Burada koşul anlamı vardır. Ödevlerini bitirdiğin takdirde sinemaya gidebilirsin. Koşul bu. Ödevlerini bitirmen gerekir. C şıkkı sorusunu sordu ama cevabını hala alamadı. Burada da koşul anlamı yoktur. D şıkkı. Akşamki yemek azdı ama çok lezzetliydi. Burada da koşul anlamı yoktur. Doğru cevap B şıkkıdır. 10. soru. Eş görevli kelimeleri veya cümleleri birbirine bağlayan kelime türüne bağlaç denir. Buna göre yalnız sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç görevinde kullanılmıştır? A şıkkı: O çok yalnız bir insandı. Burada bağlaç görevinde kullanılmamış. B şıkkı: Babam yalnız kalmayı hiç sevmiyor. Burada da bağlaç görevinde kullanılmamış. C şıkkı: Yarışmayla ilgili hazırlıklara yalnız 2 saat ayırabildim. Burada da bağlaç görevinde kullanılmamış. D şıkkı kitapları incele yalnız işin bitince yerine koy. Evet burada eş görevli cümleleri arkadaşlar birbirine bağlamak için yalnız kelimesi bağlaç görevinde kullanılmıştır. Doğru cevap D şıkkıdır. 11. soru aşağıdaki 6 çizili edatlardan hangisinin cümleye kattığı anlam yay ayraç içinde yanlış verilmiştir. A şıkkı 2 haftaya kadar projenin hayata geçeceği düşünülüyor. Yaklaşık zaman demiş. Bu doğrudur. İki haftaya kadar. Yani yaklaşık bir zaman anlamı katıyor. B şıkkı. Turşu yapımında sirke yerine limon kullanmak anneme göre doğru bir yöntem değil. Anneme göre, annemin bakış açısına göre anlamında. Evet, bu da doğru verilmiş. C şıkkı. Onun bir dediğini iki etmemek için elinden geleni yapıyordu. Amaç. Evet. Onun bir dediğini iki etmemek amacıyla elinden geleni yapıyordu. Evet, bu da doğru verilmiş. D şıkkı. Sözcüklerimi bir ay içinde geri getirmek üzere evine götürdü. Sebep. Burada sebep değil söz veriyor. Sözcüklerimi bir ay içinde geri getirmek sözüyle evine götürdü. Dolayısıyla bu yanlış verilmiş. Doğru cevap D şıkkıdır. 12. soru. Tek başına anlamı olmayan sonuna geldiği sözle cümledeki diğer kelimeler arasında bazı anlam ilişkileri kuran kelime türüne edat denir. Buna göre için edatının cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmiştir? A şıkkı. Anahtarını kaybettiği için dedesinden yedek anahtarı istedi. Evet. Burada sebep anlamında kullanılmıştır. Doğrudur. Anahtarı kaybetme nedeniyle dedesinden yedek anahtar istiyor. Evet. B şıkkı kuşlara yem vermek için köşedeki parka gitti. Buradaki için amaç. Evet kuşlara yem vermek amacıyla köşedeki parka gitmiş. Bu da doğru verilmiş. C şıkkı kütüphanenin üst rafındaki kitapları senin için ayırdım. Koşul. Burada yanlış verilmiş arkadaşlar. Koşul anlamı yoktur. Senin için yani sana ait olduğu için sana ayırdım. Özellikle sana ayırdım anlamı vardır. Bu yanlış verilmiş. D şıkkı vatanım için her türlü zorluğa katlanırım diyordu. Evet vatanım için, vatanım uğruna. Evet burada da doğru verilmiş. Doğru cevap C şıkkıdır. <laughs>